Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam bir hutbe çıkışı, minbere çıkıyor. Minbere. Ve üç kere her bir üç basamaklı Peygamber Efendimiz böyle buraya çıkıyor, yukarı doğru çıkıyor ya, amin diyor. Buraya çıkıyor, amin diyor. Buraya çıkıyor, amin diyor. Hutbeyi okuyor, Efendimiz Aleyhisselam hutbe irad ediyor. Aşağı iniyor, namaz kılınıyor. Önce namaz, sonra hutbeydi aslında, sonradan değiştirildi. Namaz, hutbe iki rekat farz namaz hükmünde ama namaz kendisi farz olduğu için yeryüzüne yayıldı Müslümanlar. Cuma'ya son anda yetişenler, ben bugün, o gün yani dün sabah bayram namazı iki gün önce kıldığımızda namaz kılarken ikinci rekata yetişen, bayram namazını ikinci rekata yetişen ki bizim hoca çok uzattı bir de yani. İnsanlar gördü. Neyse, Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam etrafını sardılar. Ya Resulallah dediler, sen bugüne kadar hiç böyle minberin basamaklarında amin, amin, amin demedin. Bana Cebrail geldi birinci basamakta. Bana birinci basamakta Cebrail geldi. Dedi ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir adam, bir kadın, anne babasının sağlığına erişir de, ikisinin veya birinin, onların duasını alamadan, kalplerini kazanamadan, dualarını alamadan ölürse, adam ölürse, kadın ya da anne babası ölürlerse, burunu üstü, yüzüstü cehenneme sürülerek atılır. Allah esirgesin dedi. Ben de amin dedim. Anne babaya. Her gün aldığı nefes kadar, her nefesin başı kadar, sonu kadar bir evladın, anne babasının, anneciğim ya bana hakkını helal, bana dua et, bana hakkını helal, benden razısın diye de sorması lazım. Her gün sorması lazım. Kimin? Evladın. Kocanın. Eşinin kendisinden razı olmadığı bir adam, bütün cemaat iyi biliriz diye bağırsa, İstanbul'daki cenazenin iyi biliriz Edirne'den duyulsa, karısı aa dese adamın işi zor. Her gün tesbih 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 okusa bir hanımefendi, kocasına böyle dirsek gösterip aa diye inat ediyorsa ve kocası kendisinden razı olsa, Peygamberimizin hadis-i şerifi var, uçarken görseniz gökte, o kadın cehenneme gider. Karşılıklı dualaşmak gerek. Karşılıklı. Bu duayı çok ihmal ediyoruz biz. Çok ihmal ediyoruz. Ve müminlerin duası. En çok ihmal ettiğimiz şeylerden bir tanesi bu. Allah'ım sıkıntısını kaldır ya Rabbi diye birisi dua etse, inan o gün adam akşama kadar hür gezer. Sonsuza kadar da olur. İşte hadis-i şerifte en çok kabul edilen dua, dualardan biri, bir müminin diğer bir müminin için, diğer bir mümin diğeri için ettiği duadır buyuruyor Peygamber. İkinci basamakta bir yerde ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin adın geçti Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed. Oradakiler onlardan biri ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed demedi. Sana salavat-ı şerife okumadı.
yüzüstü, burunüstü sürtüne sürtüne böyle cehenneme atılır, Allah esirgesin dedi. Ben de amin dedim. Üçüncüsü neydi ya? Seneye söylerim. Ramazan ayına erişir de bir mümin. Ramazan ayına erişir de. Günahlarını affet. Ya hocam, bütün bir Ramazan bir teravih kılmayan Müslüman var mıdır? Var mıdır? Bir teravih ya. Ya Allah için bir teravih kılmaz mı insan ya? Bütün bir Ramazan ya. 30 gece ya. Bir teravih kılmayan bir Müslüman vardır ya. Teravih namazları mahşer rahatlığının biletidir ya. Senede bir kere mukabele, hatim okumayan biri var mıdır ya? Bir senede bir kere ya. Senede bir kere hatim okumayan biri var mıdır? Vardır, vardır. Hayat böyle hocam. Pil bitti, ayda bu görünen beden oldu ceset. Ya. Bu gerilen beden oldu ceset. Demek ki Ramazan-ı Şerif ayını, anne babanın hayatını, müminlerle olan dostluğu iyi kullanmak lazım. Şu memlekette akraba dahil bir Allah kuluyla hiç konuşmayan adam varmış hocam ya. Kimsesizler varmış, kimsesi yok. Fe subhanallah. Öfkeli bir adam kızmış, sülaleyi terk etmiş gitmiş. Sakın hocam, öfkeyle kalkan zararlı oturur. Müzik.